Ay ben susadım. Tamam, hadi mutfağa inip su içelim Şila. Tamam. Susadım, su isterim. Susadım, su isterim. Al Şila. Teşekkür ederim Pepe. Oh, çok susamışız gerçekten. Evet, baksana koca bardağı bitirdim. Ben de. Aa, benim canım yoğurt yemek istedi Şila. Aa, yoğurt mu? Evet, sen de ister misin? Tamam, yerim Pepe. Ne oldu Pepe? Dolapta yoğurt yok. Olsun Pepe. Ama canım çok istemişti. Hadi bahçeye çıkalım. Tamam. Söyle güzel oğlum. Canım çok yoğurt yemek istedi ama dolapta hiç yoğurt kalmamış. Ay evet Pepeciğim. Dün akşam ayran yaptık hepsini ya. Yoğurt kalmadı çocuğum. Şimdi sarım öcüğün bize verdiği bu harika sütten nefis bir yoğurt yapacağım. Sarım öcüğün sütüyle yoğurdun ne ilgisi var nene? Nasıl ne ilgisi var canım? Siz yoğurt nasıl yapılır bilmiyor musunuz yoksa? Aa, hiç düşünmemiştim. Yoğurt nasıl yapılır nene? Tabii ki sütten yapılır çocuklar. Sütten mi? Peki yoğurt ne zaman hazır olur nene? Hemen yemek istiyorum onu. Yoğurt yapmak için biraz sabretip beklemek gerekir bebeciğim. Ay ya, çok mu bekleyeceğiz peki? İşte sütümü sardım. Sağ ol güzel kızım, sarı kızım. Mis gibi yine sütün. Maşallah. Hadi gelin bakalım, gelin. Yaşasın, yoğurt yapacağız. Sütten yoğurt yapacağız. Ay çok merak ediyorum, sütten nasıl yoğurt yapacağız nene? Ne yapıyorsun nene? Bununla sütü süzüyorum. Niye ki? Sağarken sarımöcüğün tüyü düşmüş olabilir mesela içine Şilacığım. Sütü önce süzeriz böyle tülbentle. Hem de tencereye koymuş oluruz böylece. Sonra da böyle bir kez köpürüp taşacak gibi yükselene kadar kaynatırız. Hani kaynamadı? Sabret Pepe. Öyle hemen kaynamaz süt. Ama ben hemen kaynasın, hemen yoğurt olsun istiyorum. Öyle her istediğimiz şey, istediğimiz zaman oluvermez Pepeciğim. Olmasını istediğimiz şey gerçekleşene kadar beklemeye sabretmek denir biliyorum. Bak ne güzel biliyormuşsun ha. Peki ne zaman? Yani 10 zaman mı? 30 zaman mı? Ne kadar zaman bekleyeceğiz? Evet nene, kaç zaman? Gelin bakalım şöyle. Sizinle 8 saatlik bir sabır oyunu oynayalım he? Oyun mu? Yaşasın oyun. Nasıl bir oyun bu nene? Şimdi bizim yoğurdu elimize alıp yemeye başlamak için 8 saate ihtiyacımız var çocuklar. 30 saat değil, 50 saat değil. Sadece 8 saat. Çok kısaymış. 8 saat öyle çok kısa bir zaman değildir aslında bebeciğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi siz gidip oyunlar oynayacaksınız. Biraz vakit geçireceksiniz. Ben her saat bittiğinde size haber vereceğim. Siz de biten saatin içini boyayıp kaç saat kaldığını görecek. Ve sonunda 8 saat beklemiş olacaksınız. Yani olmasını istediğimiz bir şey için sabretmiş olacaksınız. Yaşasın. Sonra da yoğurdumuzu yiyeceğiz öyle mi? Evet bebeciğim. Tamam, ne zaman başlıyoruz? Süt kaynıyor sanırım. Koşun koşun koşun. İşte sütümüz 8 saatlik sabır oyunu için hazır. Peki ya şimdi bu süt nasıl yoğurda dönüşecek nene? Sütü mayalayacağız çocuklar. Maya mı? Maya ne nene? Maya
sütü yoğurda dönüştüren bir şaşırtıdır çocuklar. He? Şaşırtın. Hadi mayalayalım o zaman. Nasıl mayalayacağız? Önce sütümüzün 4 saat soğumasını bekleyeceğiz canım. Aa. Böyle kaynar kaynar mayalarsak yoğurdumuz olmaz. Elimizi yakmayacak kadar ılık olması gerekiyor sütün. Ya bunun için de 4 saat bekleyeceğiz öyle mi? Evet Şila. İşte 8 saatlik sabır oyunu başlıyor. Hadi, hadi gidin dışarıda oynayın biraz. Ben size haber verince de saatlerinizi işaretlersiniz. Hadi. Tamam nene. Ay, oyun kağıdınızı da alın, alın, alın. Aa, şaşırdı. Efendim Pepe. Biz nenemle 8 saatlik sabır oyunu oynuyoruz biliyor musun? Ne güzel. Oyunun sonunda kocaman bir kase yoğurt kazanacağız. Çok güzel Şilacığım. Yoğurt gerçekten çok ama çok faydalı bir yiyecektir. Hele de böyle evde gerçek inek sütünden, kendimizin yaptığı yoğurttan her gün bir kase mutlaka yemek gerekir. Biz hep yiyoruz şuşu. O zaman güzel bir yoğurt şarkısını hak ettik. Pepe yoğurdu çok seviyor. Pepe yoğurdu çok seviyor. Yoğurt Pepe'ye sağlık veriyor. Yoğurt Pepe'ye sağlık veriyor. Şila yoğurdu çok seviyor. Şila yoğurdu çok seviyor. Yoğurt Şila'ya sağlık veriyor. Yoğurt Şila'ya sağlık veriyor. Çok güzeldir yoğurt. Çok faydalıdır yoğurt. Yoğurt, 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 yoğurt. Yoğurt, 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 yoğurt. Çocuklar, ha? Bir saatimiz daha doldu. Haberiniz olsun. Yaşasın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 8 saatimiz vardı. 2 tanesi gitti. 6 saatimiz kaldı. Hadi biraz bisiklete binelim Şila. Ha, tamam hadi. Yaşasın. Çocuklar, bir saatimiz daha doldu. Haberiniz olsun. Yaşasın mayalama vakti mi geldi yani? Bir, iki, üç, dört. Evet, 4 saat gitti. 4 saat kaldı. 4 saat kalınca mayalayacaktık değil mi yoğurdu nene? Evet evlat, hadi gelin gelin. Şimdi bu pembe kaptaki senin olsun Şilacığım. Pepe, bu sarı kaptaki de senin olsun oğlum, tamam mı? Tamam. Tamam. İçine o koyduğun şey ne nene? Bu bir önceki yoğurttan maya olarak ayırdığım bir kaşık yoğurt. Sütün yoğurt olması için yine yoğurtla mı mayalıyoruz yani? Aynen öyle canım. Aa, yani sütün içine bir kaşık yoğurt atıyorsun. 4 saat bekliyorsun. Bütün süt yoğurda mı dönüşüyor? Evet evet aynen öyle. Bu olağanüstü bir şey. Evet inanılmaz. Böyle bir kaşık koyuyoruz. Sonra karıştırıp kapağını kapatıyoruz. Sonra da fırını hiç ısıtmadan fırının içine koyuveriyoruz. Fırında onun soğumasına engel olacak öyle mi? Evet ama kesinlikle fırını ısıtmıyoruz. Onu sanki bir örtü gibi kullanıyoruz. 4 saat sonra harika bir yoğurdumuz olacak değil mi nene? Evet canım öyle. Ay çok heyecanlandım. Hadi 4 saat daha sabır oyunu oynayın bakalım hadi. Hadi misket oynayalım. Yaşasın. İnanamıyorum sabır oyunumuzun bittiğine. Ben de, ben de. Koş Şila koş, yoğurdumuza bakalım. Geldim. Evet, aç bakalım kapağını fırının Pepe. Tamam. Ay. Olmuş mu, olmuş mu? Aa. Ne oldu nene, olmamış mı yoksa?
gergin. Evet babacığım, gerçekten çok güzel hava. İşte beni bu havalar mahvetti. Aa, niye mahvetti bebe? Çok güzel havada içim içime sığmıyor. Çok duygular geliyor. Çok koşmak istiyorum. Çok şarkı söylemek istiyorum. Çok dans etmek istiyorum. O zaman da yoruluyorum abi. Allah seni bebe. Mahvetti denir mi hiç? Ha? Aa dede, bebe bakın. Ne oldu evlat? Ne yok bebe? Baksana. Aa, tanıyor musun kim o? Hayır tanımıyorum ama ne güzel bir müzik bu. Çaykovski Kuğu Gölü çalıyor papa. O güzel kız da bale yapıyor evlat. Çaykovski mi? Evet. Duyduğun müziğin bestecisi. Bestecisi ne demek? Yani o müziği duygulanarak bu notalarla ilk yapan kişidir besteci baba. Hani sen de bazen şarkılar besteliyorsun ya. Aa, ben de besteci miyim yani? Tabii kızım. Ne Kovski'di de bu müziği yapan? Çaykovski evlat, Çaykovski. Müziğin adı da Kuğu Gölü. Kızımız da Kuğu Gölü'nde bale yapıyor. Bale mi? Aha, bale mi? Balede şarkılarla yapılan bir çeşit halk oyunu mu? Şey papa, balede aslında tıpkı bizim halk oyunlarımız gibi insanların duygularını dansla anlatmanın bir yoludur evlat. Dünyada böyle pek çok dans şekli vardır. Bale bir çeşit dans yani. Evet ama bir yönüyle de tiyatroya benzer. Çünkü balede bak mesela bu güzel kızın çok güzel yaptığı hareketler var ya. Evet ne güzel şekiller yapıyor öyle. Keşke ben de yapabilsem. Ha yaptım biraz. İşte o şekillere figür deniliyor. Balede bu figürlerle balerinin yüzündeki ifadeyle ve eğer sahnede yapılırsa çeşitli dekorlarla tiyatrodaki gibi bir öykü anlatılır. Ha, gerçekten mi? Evet papacığım. Bale yapan kızlara balerin, erkeklere balet denir. Aa, biz bir balerin izliyoruz. Çok güzelmiş. Ben tiyatroyu da dansı da çok severim. Şimdi baleyi de çok sevdim. Bak bebe. Ben de müziği çok beğendim dede. Kuğu Gölü. Çok güzel bir müzik. Hadi rahatsız etmeyelim kızcağızı. Annenler evde bizi bekliyor. Tamam dede. Anne biz geldik. Hoş geldiniz canım. Anne biz balerin gördük biliyor musun? Aa gerçekten mi? Evet anne. Böyle dans ediyordu. Ne güzel. Bale çok güzel bir danstır. Müzik de çok güzeldi. Kuğu Gölü. Nasıl? Bu gölü değil, Kuğu Gölü. Al kızım. Mutfağın bütün eksiklerini aldık. Sağ ol baba. Aa, kimdi acaba o kız? Keşke tanısaydık. Bak böyle yapıyordu. Ay olmadı. Abi, balerin kız gibi. Aa evet o gerçekten o. Hadi gidip tanışalım. Tamam hadi. Hey merhaba. Ha? Bana mı dediniz? Evet sana merhaba demek istedik. Merhaba. Benim adım Bebe. Ben de Pepe. Senin adın ne? Dudu. Benim adım da Dudu. Ne güzel bir ismin var. Biz seni demin bale yaparken gördük. Aa gerçekten mi? Evet gerçekten. Ben sizi nasıl göremedim? Yine bale yapmaya mı gidiyorsun Dudu? Aa hayır eve gidiyorum. Burada az ileride evimiz. Aa ne güzel. Kuğu Gölü'de çok güzel bir müzikti. Ben de çok severim. Sen gerçekten çok güzel bale yapıyordun. Aa teşekkür ederim. Ben bale yapmayı çok seviyorum. Biliyor musun biz de dans etmeyi çok severiz Dudu. Evet ne güzel. Peki siz hiç dans biliyor musunuz? Aa biliyoruz tabii. Bak böyle. Tehanım ha ha mı? Sormayın sen tehan mı? Harika. La la çürüttü sorgan yine. Le 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 le. Demek sen de halayı biliyorsun. Tabii ki biliyorum. Çok da severim. Sonra ben zeybek oynamayı biliyorum. Bak şimdi.
Dan 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 dara dan dan dara dan 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 dan. Hayda. Dan 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 dara dan dan. Aa, ben zeybek bilmiyorum. Hoptek biliyoruz. Bak böyle. Deri boyu kabaklar açtı yeşil yapraklar açtı yeşil yapraklar. Yani doymadım, doysun kara topraklar, doysun kara topraklar. Hadi gülüm yandan yandan yandan, çocuk olmayız ondan bundan. Hoptek de bilmiyorum. Çok güzelmiş, bana öğretir misiniz bebe? Aa, tabii ne? Öğretiriz Dudu. Peki sen de bize bale öğretir misin Dudu? Tabii ki, seve seve öğretirim bebe. Ay, çok sevindim. Yani ben de balerin olacağım. Dedem dedi ki, bale yapılan figürlerle, yani hareketlerle tiyatro gibi öykü anlatılabilirmiş. Öyle mi? Aa, evet tabii. Peki, akşama güzel bir bale gösterisi mi hazırlasak? Annemlerle Dudu'yu bale gösterimizle tanıştırsak he? İster misin Dudu? Nişini arkadaşlarımız için kutlama yapmayı bayılırız da. Ay tamam, çok güzel olur. Ben annemlere haber verip geleyim. Ha, tamam. Bugün ne çok şey öğrendik abi. Aa, ne öğrendik? Çaykovski öğrendik. Google öğrendik. Ha evet. Merhaba çocuklar. Aa, merhaba Şuşu. Merhaba Şuşu. Ne yapıyorsunuz burada? Bale öğrendik. Bizim Google'in bale diye dans olduğunu öğrendik. Biliyor musun Şuşu? Ne güzel. Ben dans etmeyi çok seviyorum. Ben de dans etmeye bayılıyorum. Hadi o zaman biraz şarkı söyleyip dans edelim. Hadi. Hadi. Pepe dans etmeyi seviyor. Pepe dans etmeyi seviyor. Hopla zıpla biraz da salla. Hopla zıpla biraz da salla. Hopla hopla hop hopla hop 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 hopla. Zıpla zıpla zıp zıpla zıp 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 zıpla. Pepe dans etmeyi seviyor. Pepe dans etmeyi seviyor. Hopla zıpla biraz da salla. Hopla zıpla biraz da salla. Hopla hopla hop hopla hop 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 hopla. Zıpla zıpla zıp zıpla zıp 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 zıpla. Hopla zıpla hopla zıpla hop 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 hopla. Hopla zıpla hopla zıpla hop 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 zıpla. Dudu, annem izin verdi. Görüşürsün. Şimdi önce size beyaz bale figürleri öğreteceğim. Tamam. Tamam. Bugün size yeni arkadaşımız Dudu'yu, onun bize öğrettiği ve beraber oluşturduğumuz bir bale gösterisiyle tanıştıracağız. Hem yeni bir arkadaş, hem de yeni bir dans tındık bugün. Ve karşınızda Dudu. İçin çok teşekkür ederiz. Evet. Sen de bizi tanıdığına mutlu oldun mu? Aa, Allah Allah. Doğmamış galiba. Olur mu hiç? Ha? Hem de
de çok ama çok mutlu oldum Pepe. Hoş geldin. Hoş geldin. Ben tatlı köpekçiyim. Ben de tatlı bir kedicik. Kedicik köpekçiyi yakalayacak şimdi. Kediler köpekleri yakalayamaz bir kere. Demek öyle. Hayo. Sen artık beni yakalayabiliyorsun bebe. Kedicik artık büyüdü abi. İstersen ben her şeyi yaparım. Bütün zorlukları aşarım. Aferin sana kardeşim. Artık hızlı koşabiliyorsun demek ki. Tabii ya, ne sandın? Dur köpüş oğlum dur. Yalama yüzümü. Mırmır kediciğim, gel bakalım. Bunlar acıkmış galiba Pepe. Bak evet dedi. Ay kaplarında su kalmamış. Susamış olabilirler. Kapış da evet dedi. Hemen getireyim ben. Bekleyin güzel çocuklarım benim. Şimdi size yemek su getirecek Pepe abinin. Ne oldu bebeciğim? Şuşu. Şimdi bizim bir tane kedimiz, bir tane köpeğimiz var ya. Evet. Biz onlara acıkınca yemek veriyoruz. Susayınca su veriyoruz. Ama sokaklarda kimsesi olmayan kediler, köpekler var. Onlar acıktığında nereden yemek buluyor? Susadığında nereden su içiyor? Kendileri bulmaya çalışıyorlar bebe. Çoğunlukla çöpleri karıştırıp çöpe atılan yemek artıklarından bir şeyler bulmayı deniyorlar. Suyuysa bu sıcakta çok zor buluyorlar tatlım. Yani aslında onlar sokakta çok zor şartlarda yaşıyorlar bebeciğim. Ay çok üzüldüm şimdi. İşte geldim. Bakalım. Ne oldu bebe? Niye üzgünsün? Abi, köpüşle kediçimiz doydu ama sokakta yaşayan hayvanlar aç ve susuz olabilir. Havalar çok sıcak ya şimdi. Doğru diyorsun bebe. Annem ekmek istemişti. Ben ekmek alıp hemen geliyorum kardeşim. Tamam abi. Ne güzel bir gün. La 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 la. Böcekler ne güzel, çiçekler ne güzel. La. Hanım, hanım bey, sormayın sen. Hanım bey, gözüme vura vura. Çürüttüm sol yanım eyle. Le 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 le. Le 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 hanım. Gelin bakalım güzel kedicikler. Size yiyecek ve su getirdim. Geldiler canlarım benim. Afiyet olsun. Gelin minik kedişler. Zeze ablanız size mama getirdi, su getirdi. Zeze, kızım ne yapıyorsun orada? Kedilere yemek getirdim bakkal amca. Suyum bitmiş. Al kızım, istediğin su olsun. Çok teşekkür ederim bakkal amca. Gerçekten bu yaptığın çok güzel bir davranış Zeze. Ben de aklıma geldikçe sokakta yaşayan kedilere, köpeklere yemek veriyorum. Su da koyuyorum. Evet bakkal amca. Biz onlara yemek vermezsek, su vermezsek. Hele bu sıcak havalarda. Ne yaparlar ki bu hayvancıklar? Aferin kızım, aferin. Pepe'yi gördün mü Zeze? Bugün hiç gelmedi. Bakkal amca, Zeze merhaba. Merhaba Pepe. Yaşasın. Ben de tam seni soruyordum. Vallahi iyi insan lafı listine gelirmiş. Evet, ben iyi bir insanım. Zeze, o bisikletin arkasındakiler ne? Bak, sokaktaki kedilere, köpeklere su ve mama veriyorum Pepe. Ne güzel. Zeze de çok iyi bir insan değil mi bakkal amca? Evet, kesinlikle öyle. Hava bugün ne kadar sıcak değil mi Zeze? Evet Pepe, çok sıcak gerçekten. Merhaba çocuklar. Merhaba Şuşu. Merhaba Şuşu. Zeze, bu yaptığın o kadar hayvanlar, hele de havalar bu kadar sıcakken içecek su bulmakta çok zorlanıyorlar. Sen onlara yardımcı oluyorsun. Evet Şuşu. Biz annemle her yere su kapları koyuyoruz. İçine de her gün su dolduruyoruz. Kedicikler, köpekler susuz kalmasın diye. Çok güzel bir davranış bu Zezeciğim. Kışın da babamla sokaktaki hayvanlar için kartondan ev yapıyoruz. Ya. Evet Pepe.
karton kutular ıslanmasın diye de böyle dışına poşet geçiriyoruz. Küçük bir de kapı yapıyoruz. İçine girip ısınıyorlar. Aa, hiç düşünmemiştim, doğru. Kışın da sokaktaki hayvanlar çok üşüyorlardır. Babama söyleyeceğim, kışın ben de ev yapacağım. Sizinle gurur duyuyorum çocuklar. O zaman bize güzel bir şarkı söyler misin Şuşu? Evet, şarkı söyleyip dans edelim. Hadi Şuşu. Hadi o zaman. Sokakta hep yalnız onlar. Pepe ile Zeze onları kollar. Sokakta çok yalnız onlar. Pepe ile Bebe onları kollar. Kedilere, köpeklere sevgi gerek. Bir kap su ve biraz da yemek. Kedilere, köpeklere sevgi gerek. Bir kap su ve biraz da yemek. Sokakta hep yalnız onlar. Pepe ile Zeze onları kollar. Kedilere, köpeklere sevgi gerek. Bir kap su ve biraz da yemek. Sokakta hep yalnız onlar. Pepe ile Zeze onları kollar. Kedilere, köpeklere sevgi gerek. Kedilere, köpeklere sevgi gerek. Bir kap su ve biraz da yemek. Harika. Aa, bakalım amca. Annem iki ekmek istedi. Bugün gazete almayacak mısın Pepe? Almaz olur muyum? Gazetemi de isterim. Al bakalım. Sağ ol bakkal amca. Sen sağ ol evlat. Ben aldıklarımı anneme vereyim. Biraz da yemek su alıp geleyim, olur mu? Tabii olur Pepe. Hopş, nerede kaldın? Geldim bebe. Zeze'yi gördüm. Hani sokakta evi olmayan kediler, köpekler nereden yemek buluyor demiştin ya. Evet. Zeze sokağa kediler, köpekler için su ve mama koyuyordu. Sokaktaki hayvanlar yiyip içsinler diye. Aa, çok güzel abiş. Biz de yapalım, biz de. Tamam, al bunları anneme ver. Aa, gazete de almışsın. Annemden fazla yemek varsa istesene bebe. Ben de su doldurayım. Tamam. Niye bu işleri bana yaptırıyorsun abiş? Ne olur kardeşim. Tamam, bir şey olmaz. Seni kırmayacağım. Aa, nene. Pepeciğim, ne kadar sıcak bir gün, öyle değil mi? Evet nene, çok sıcak. Nasıl susadım, nasıl susadım bilemezsin. Sen ne yapıyorsun çocuğum? Sokaklardaki kediler, köpekler de çok susamıştır diye kaplar koyup içine su koyacağız. Ama iki tane kap bulabildim ben. Aa, ne kadar güzel bir davranış bu Pepe. Aa, dur dur dur, şurada biraz kap vardı, vereyim sana hemen. Yaşasın. Nene merhaba. Merhaba çocuğum. Bak annem bize yemek verdi. Kediler, köpekler onları yermiş. Ama sokakları kirletmeden kenarlara koyayım dede. Ha, tamam bebe, hadi gidelim. Görüşürüz nene. Güle çocuğum, güle güle. Zeze. Ha, Pepe, Pepe. Merhaba Zeze. Merhaba Bebe. Bak bir yemek su getirdik. Harika. Ben bu tarafa yeterince koydum. Biraz da şu tarafa koyalım. Ha, tamam. İşte bir sürü kap koyduk. Baksana bir sürü kedi köpek yemek yiyor, su içiyor. Güzel kedicikler. Tatlı köpecikler. Oy, benim kedişim gelmiş. Size bak, bu benim kedişim. Aa, ne oldu kediş? Aa, kediş ne oldu, küstün mü? Kediş güzel kızım.
Başka kedileri sevdiğin için kıskandı galiba bebe. Ben seni de çok seviyorum mama kediç. Hadi gel kızım kucağıma. Canım tatlı kediçim. Ne olur sanki ben de gelsem işe. Ben de gelirim o zaman. Pepeciğim, benimle işe gelmek istediğini anlıyorum bir tanem. Ama küçük çocuklar işe gitmezler tatlım. Ben küçük müyüm? Evet tatlım. Şimdi gerçekten işe gitmem gerekiyor. İkinizi de çok seviyorum. Yemeklerinizi güzelce yiyin. Nenenizi üzmeyin. Merak etme kızım sen. Güle güle. Seni çok seviyorum. Akşam görüşürüz. Hoşça kal. Çok geç kalma. Pepeciğim, hadi oğlum ama üzülme bu kadar. Sen küçük değilsin ki artık. Kocaman bir çocuk oldun, büyüdün sen. Annenin arkasından üzülmek de neymiş öyle? Ben büyük müyüm yani? Tabii ya, büyüksün. Ben annemin peşinden gideceğim o zaman. Dur oğlum, olur mu hiç? Annenin işi var, epey uzakta üstelik. O kadar yolu tek başına gidemezsin. Neden gidemeyecekmişim? Senin gibi küçücük bir çocuk. Mi? Onca yolu hem de bisikletle tek başına gidemez bir tane. Ne yani, ben küçük müyüm ki? Tabii yavrum, sen daha küçücüksün. Ay, sütü de unuttum, vallahi taştı. Ay 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 ay. Sen bir şey anladın mı? Hayır, anlamadım. Ben de hiçbir şey anlamadım. Oynayalım mı? Tamam, ne oynayalım? Bilmem. Ben seninle her şeyi oynamayı seviyorum. Sen seç. Resim yapalım. Tamam hadi. Arabayla işe gideceğim, onu çizelim mi? Tamam, çizelim. Ben bir kere annemle işe gitmiştim ya. Aa evet. Seni bir kere çok önce götürmüştü annem. Gitmeyi çok istemiştim ama gidince çok sıkılmıştım. Ya gerçekten sıkıcıydı. Her gün işiyle ilgileniyor. Kimse seninle ilgilenmiyor. Başka hiç çocuk da yok orada. Yani iyi ki gitmedim. Haklı olabilirsin kardeşim. Ha bak, ben çizdim bile annemi. Aa sen çok güzel çizmişsin. Aa sen niye çizmedin ki? Ben bu kadar çizebildim abi. Güzel olmamış mı? Olmuş olmuş da. Aa bak, dedem geliyor. Dede. Merhaba çocuklar. Minik kelebeğim. Koçum. Ne yapıyorsunuz bakalım? Çiziyoruz dede. Aferin size. Bakabilir miyim resimlerinize? Tabii. Bunu ben çizdim. Bunu da Pepe. Annemizi işe giderken çizdik. Ay çok güzel. Dede ben neden abim kadar düzgün çizemedim? Çünkü abin büyük bebe. Ben büyük müyüm? Evet evlat, sen büyüksün. Bebe de büyüyünce o da daha düzgün çizebilecek. Ben şu elimdekileri bir içeri bırakayım çocuklar. Sen bir şey anladın mı bebe? Açıkça söylemek gerekirse anlayamadım abicim. Ben de anlamadım. Benim karnım acıktı bebe, yemek yiyelim mi? Aa tamam. Ben de acıktım aslında. Aa mis gibi kokuyor. Ne yemek var deneyeceğim? Yeşil mercimekli kırmızı bulgur pilavı yaptım size. Çocuk da var mı nene? Olmaz mı? Hadi oturun bakalım. Ben pilav tenceresini ocaktan alıp masaya koyabilir miyim nene? Aman elleme sen oğlum. Ama neden? Bu tencere çok ağır ve sıcak Pepe. Allah muhafaza üzerine düşürürsün, yanarsın. Küçük çocuklar böyle ocakta yeni pişmiş yemekleri falan ellemezler. Abim küçük mü yani? Aa, tabii ki küçük bebeciğim. Hadi geç bakalım sofraya. Hadi hadi. Allah Allah. Çok güzel olmuş. Evet ya, çok da vitaminli bu yemek. Pepe, sen niye yemiyorsun çocuğu? Sen yedir nene. Kendim yemek istemiyorum. Pepe. Olur mu hiç oğlum? Sen koskocaman çocuk oldun. Büyüdün artık. Ben büyük müyüm yani? Elbette büyüksün Pepe. Kocaman çocuk oldun oğlum. Vallahi şaştım kaldım abi. Ben de bebe. Pepe anlayamadı. Büyük küçük mü? Bebe de anlamadı. Abi büyük mü küçük mü? Bazen büyük bazen küçük. Bu bebeğim an.
anlamsız bir yük. Bazen büyük, bazen küçük. Bu Pepe için anlamsız bir yük. İnsan bazen büyür, bazen de küçülür mü? Bu işte bir tuhaflık var. Pepe büyük mü, küçük mü? Bazen büyük, bazen küçük. Bu Pepe için anlamsız bir yük. Bazen büyük, bazen küçük. Bu Pepe için anlamsız bir yük. Bazen büyük, bazen küçük. Bu Pepe için anlamsız bir yük. Bazen büyük, bazen küçük. Bu Pepe için anlamsız bir yük. Eline sağlık tekrar nene. Ben tabağımı bitirdim. Afiyet olsun oğlum, afiyet olsun. Kalkabilir miyim dede? Tabii koçum. Afiyet bal şeker olsun. Çocuk oyuncak yapalım mı odanızda dede? Ay tamam. Maske yapalım. Ne maskesi yapalım? Ben uzun saçlı bir kız maskesi istiyorum. Tamam. Ben de süper bebe maskesi yapacağım. İyi, çok güzel çizmişsin bebe. Oo, seninki de çok süper olmuş yani, çok havalı. Şimdi... Kesmemiz gerekiyor. İşte makasımız. Aa, bu makas bozulmuş, kesmiyor. Başka makasımız yok ki. Dur bekle, ben nenemden makas isteyeceğim. Tamam abi iş. Nene! Nene! Ay! Ay! Bırak onu çocuğum, bırak onu, şöyle koy. Ay! Ama nene! O çok sivri bir makas Pepeciğim. Senin gibi küçük çocuklar için uygun bir makas değil. Küçük çocuk mu? Ben şimdi küçük çocuk muyum? Tabii ya. Bu makas bizim gibi büyükler için yapılmış. Odanızda çocuk makasınızın olması gerekiyordu. Var ama kesmiyor. Al evlat. Ben size yedek çocuk makası almıştım geçen gün. Bak daha hiç açılmamış. Ha, çok yaşa dede. İşte makas buldum. Şişsin. Hadi maskelerimizi keselim. Tamam. Aşağıdayken mutfakta bir makas buldum. Tam aldım getiriyordum. Nenem ne dedi biliyor musun? Ne dedi abi? Bu makas büyükler için. Senin gibi küçükler için değil. Ay. Ama hani sen büyük çocuktun? Bilmiyorum bebe. Gerçekten kafam karman çorman oldu. Bir büyüksün diyorlar, bir küçüksün diyorlar. İşte çok güzel. Çok güzel aldılar. Şimdi hazır. Al bakalım uzun saçlı kız maskeyi. Çok komik görünüyorsun bebe. Sen de çok süper görünüyorsun abiş yani. Çok havalı. Süper bebe uçuyor. Uzun saçlı kız uçamaz ki. Süper bebe seni uçurur, merak etme. Ay ne süper bebesin böyle. Hadi beni bu yangından kurtar, hadi kurtar. Süper bebe buradayım ince. Geliyorum uzun saçlı kız. Yandım burada, kurtar beni. Geldim. Şu yangın söndüreyim önce. Woo woo. İşte benim kahramanım. Süper Pepe. Kurtardım seni. Çocuklar. İşte bir kadın geldi. Merhaba yabancı kadın. Ben uzun saçlı kız. Ben de süper Pepe. Memnun oldum. Şimdi süper Pepe'den ve uzun saçlı bu güzel kızdan bu odayı bir güzel toparlamalarını isteyeceğim. Ya odayı toplamak mı? Tabii ya, toplamak. Nasıl dağıttıysanız öyle toplayacaksınız. Sen artık kocaman bir çocuksun Pepe. Odanı da toplamalısın. Ne dedin, ne dedin? Kocaman bir çocuksun dedim. Yani odanı toplayabilecek kadar büyüksün. Anne, valla artık bir karar verin. Ne kararı çocuğum? Ben büyük müyüm, küçük müyüm? Annemin işine gitmek istedim. Küçük çocuklar gidemezdin. Üzüldüm diye sen büyüdün artık, büyüksün. Niye üzülüyorsun dedin. Annemin peşinden gidecektim. Küçük çocuk 10. yılı tek başına gidemez dedin. Tencereyi masaya koymak istedim. Küçüksün dedin. Yemeğimi sen yedir dedim. Kocaman büyük çocuksun dedin. Makası küçük olduğum için vermedin. Şimdi de büyük olduğum için adamı toplamamı istiyorsun. Aynen böyle. Söyler misin nene? Ben büyük müyüm, küçük mü? Sana nasıl anlatsam şimdi?
Aslında evet doğru. Sen bazı şeyleri yapmak için büyük, bazı şeyleri yapmak için küçüksün. Pepe annesinin iş yerine gidemeyecek kadar küçük. Ama buna çok üzülüp bunu sorun yapmayacak kadar da büyük bir çocuk. Ya da ağır ve sıcak bir tencereyi kaldıramayacak kadar küçük. Ama yemeğini kendi yiyebilecek kadar büyük. İşte sivri uçlu makası kullanamayacak kadar küçük. Ama odasını kendi toplayabilecek kadar da büyük. Aa, ben de diyorum ki herkes niye bana bir büyüksün bir küçüksün diyor. Yaşasın en büyük en küçük olmak. Durun çocuklar. Şimdi hepinizi geçeceğim. Koş bebe, koş Dudu. Tutu bizi yakalayacak. Kimse beni yakalayamaz bir kere. Çok yoruldum. Ben böyle iki elini yana açıp özgürce koşmak çok güzel. Bence de. Özgür kuşlar gibi uçtuk sanki. Ay çok güzeldi. Kendimi koşunca böyle hareket edince çok iyi hissediyorum. Ben de. Merhaba kuşlar. Merhaba Şuşu. Aş merhaba. Merhaba Şuşu. Ay, çok nefes yoruldum. Nefes nefese kalmışsınız. Biraz da bu kırlarda, bu tepelerde koştuk ya Şuşu. Ondan. Aa, ne güzel. Böyle koşunca biz kendimizi çok iyi hissediyoruz. Neden Şuşu? Bedenimiz hareket etmeyi, yürümeyi, koşmayı çok sever çocuklar. Yani koşmak da aslında bir çeşit spordur. Aha, spor bedenimiz sağlık veriyor değil mi Şuşu? Evet canım. Sağlıklı olduğumuzda da kendimizi çok iyi hissederiz. Peki aklımızı, düşüncelerimizi, düşlerimizi nasıl etme edebiliriz Şuşu? Çok güzel bir soru Tutu. Bunu düşünüp sorguluyor olman ne güzel canım. Aa, bu sorunun yanıtını ben de çok merak ediyorum. Ben de. Peki şimdi bir düşünün bakalım. Aklınızın, düşüncelerinizin, düşlerinizin çok mutlu olduğu bir an anımsamaya çalışın. Harika, merakla dinliyoruz seni Tutu. Nedir? Ben en çok piyano çalarken düşlerimi, düşüncelerimi mutlu ve özgür hissediyorum. Çünkü onu çalarken sanki müziğin içine giriyorum. Ben de onun bir parçası gibi oluyorum Şuşu. Harikasın Tutu. Ne kadar güzel anlattın kendini. Sen ne güzel piyano çalıyorsun Tutu. Sağ ol Pepe. Ne güzel. Ben de buldum Şuşum. Seni dinliyorum Bebe. Benim düşüncelerim, düşlerim en çok kendimi, yani hissettiklerimi çok iyi anlatabildiğim zaman mutlu oluyorlar. Ben galiba kendimi en iyi şiirlerle anlatabiliyorum. Vay, şiir mi? Harikasın Bebe. Mutlu bir günü seni gördüğüm an. Kapının ardında elinde bir tost ve süt. Onu yemeden giderim diye endişeliydin. Bense seni mutlu görmek için dünyaları bile yerdim. Aa, ne güzel bir şiir bu bebe. Sabah annemi görünce yazmıştım bu şiiri. Harika bir tanem. Çok güzel ifade ettin kendini. Şiir de olağanüstü bir sanattır. Sanat mı? Evet canım. Aa, sanat ne demek Şuşu? Sanat, her insanın kolay kolay fark edemediği etrafımızdaki önemli ayrıntıları fark etmek ve bu fark ettiğimiz şeyleri güzelliklerle başkalarına anlatmaktır diyebiliriz çocuklar. Bunu yapana sanatçı denir. Bu ayrıntıları sanatçı kendi duygularını da katarak notalar yoluyla anlatırsa müzik eseri, renkler yoluyla anlatırsa resim, kelimelerle anlatırsa şiir, öykü, roman gibi eserler ortaya çıkar. Bu eserleri dinleyen, gören, okuyan kimseler yaşamdaki bu ayrıntıları sanatçı sayesinde fark eder ve yeni yeni duygular keşfeder. Çünkü sanat insanı yeni duygularla tanıştırır, farklı düşünmesini sağlar. Sanat insanca duygularla yaşamak ve bu duyguları paylaşmak için çok değerlidir çocuklar. Sanat harika bir şey o zaman. Bence de. Ben de düşlerimin ve düşüncelerimin en mutlu olduğu anı buldum Şuşu. Çok merak ettim. Nedir Pepe?
Ben en çok birisi bana kitap okurken mutlu ediyorum düşlerimi ve düşüncelerimi. Hatta kitabı biri bana okurken düşlediklerimden öyle mutlu oluyorum ki aklımdan bir sürü değişik öyküler geçiyor. Yazmayı öğrendiğimde ben de öyküler kurup yazmak istiyorum şuşu. Pepe büyüyünce yazar olacak yani. He, çok güzel. Bence de çok güzel. Evet, neden olmasın bir tanem? Tabii ki yapabilirsin. İyi bir yazar olmak için önce çok iyi bir okur olmanı, yani çok çok kitap okumanı öneririm tatlım. Tabii. Bak bir öğreneyim ben okuma yazmayı. Neler yapacağım. Hadi bize bir öykü yazsana Pepi. Aa, tamam. Başlıyorum. Çok heyecanlandım. Ben de. Dinliyoruz seni Pepe. Zamanların birinde çok aksi bir kaptan varmış. Gemiyi kullanan kişiye kaptan denirmiş. Bu kaptan çok asık suratlı ve biraz da sinirli bir kaptanmış. Kaptanın gemisinde çalışan diğer denizcilerse kaptanın aksine çok güler yüzlü, çok sevgi dolu denizcilermiş. Hem işlerini çok iyi yaparlarmış, hem de yaşamdaki güzellikleri bilir, yaşar mutlu olurlarmış. Aa, bakın güneş ne kadar güzel bugün. Evet denizci be, bugün güneş her zamankinden daha güzel gerçekten. Bakın şurada da bir tane yunus balığı sürüsü geçiyor. Ne kadar güzeller, şunlara bakın. Evet çok güzeller. Denizin mavisi, bulutların beyazı. Aldığımız hava bile harika. Kaptan yaşamdaki böyle küçük ama insana mutluluk veren bazı ayrıntıları pek göremiyor. Görene de pek bir sinirleniyormuş. Ne yapıyorsunuz burada? Yunuslara, güneşlere bakacağınıza işinize bakın. Hadi bakalım hadi. Bizi hiç anlamıyor. Gerçek hayatta da böyle aksi kişiler var değil mi Şuşu? Evet canım, elbette var. Ay ben bu aksi insanların hepsini bulup onları tek tek gülmeyi öğretmek istiyorum Şuşu. Ne güzel olur canım. Hadi Pepe devam et. Tamam. Gemiciler günlerdir denizde yol alıyorlarmış. Çok çalışıp çok yorulmuşlar. Dinlenme vakitleri gelince üçü bir araya gelip iyi vakit geçirmeye karar vermişler. Denizci Tu çok iyi piyano çalabiliyormuş. Bu benim kendi bestem. Adı da Denizci Bir Başına. Demek bizim denizci arkadaşımız besteler de yapıyor. Ne güzel. Seni dinliyoruz denizci. Hadi çal. Vaktiniz değil mi? Niye böyle gereksiz şeylerle uğraşıp kafanızı şişiriyorsunuz? Diye denizcilere kızmış. Denizci B artık dayanamamış. Ne zamandır hep sustum. Ama artık susmayacağım. Çünkü sen de insansın. Ve insana ait güzelliklerden mutlaka anlarsın. Bu ne demek şimdi? Hiçbir şey anlamadım ben. Denizci B'ye doğru söylüyor. Artık senin de müzikten hoşlanmayı, etrafındaki güzelliklerin ayırdına varmayı, durup düşünmeyi, düşlemeyi, bunlarla gülümsemeyi öğrenme vaktin geldi kaptan. He, nasıl yani? Ben de denerim, gülümserim diyorum. Çok kolay kaptan. Bak şimdi bize. Başına gelen iyi olmayan şeyden bile derin bir nefes al. Sonra şöyle bir gülümse. Hadi lütfen.
başardım, başardım. Sonunda sevgisiz Galaksi Kaptan da gülmeyi başarmış. O günden sonra kendini çok daha mutlu hissetmiş. Artık sevgisiz kaptan da diğer denizciler gibi sevgili bir kaptan olmuş. Yaşasın. Harika bir öyküydü abi. Evet Pepe, gerçekten. Ben bu öyküye bayıldım. Dudu, ne oldu? Ben bir türlü bulamadım. Düşlerimin, düşüncelerimin en çok mutlu olduğu anı. İyi düşün tatlım, mutlaka vardır.